Merhaba. Ne güzel bir selamlama biçimi. Sabahattin Eyüboğulları'nın, Vedat Günyolları'nın, Azra Erhat'ların, Ali Karnas balıkçılarının bir selamlama biçimi. Sıcak, sevecen, içten. Merhaba. Adım İbrahim Çiftçioğlu. Ressamım. Bu caz dostum Hüseyin Başkadem'in düzenlemiş olduğu bu caz festivalinde onun bir parçası olmaktan onur duyuyorum ve mutluyum. Ne yazık ki yüz yüze karşılıklı olarak konuşabilme, söyleşebilme fırsatı pandemi koşulları nedeniyle ortadan kalkmış vaziyette. Ama insanoğlu yaratıcı, iletişim kurabilmek için bir yöntem buluyor ve o iletişim yollarını açıyor. Ne yapalım, biz de bu şekilde dilerim ki bu salgından bir an önce kurtuluruz ve yüz yüze konuşabilme şansını yakaladığımız günlere kavuşuruz. Ne anlatayım diye epeyce bir düşündüm. Pek çok şey anlatılabilir. Günümüzde çağdaş sanat nereye gidiyor denilebilir. Türkiye'deki sanat durum üzerine konuşulabilir, sanat eğitimi üzerine konuşulabilir vesaire vesaire vesaire. Çok fazla üniversite hocası gibi didaktik konuşmayı tercih etmiyorum. Biraz daha samimi olsun, biraz daha içten olsun, biraz daha yaşayan şeyler olsun diye düşünüyorum. Bu anlamda da birkaç tane küçük anıyla ama derslerle dolu anıyla zamanımızı paylaşalım diye istiyorum. Bodrum'da Aspat denilen bir yer var. Koleksiyoner Murat Balkan'ın inşa ettiği, hayata geçirdiği bir yer. Murat Balkan'ı geçen sene kaybettik. Çok harika bir insandı, iyi bir koleksiyonerdi, bir sanat sevdalısı. Her yıl oraya 10-15 tane sanatçı çağırır, ressam, heykeltıraş. Resim yapmaları, heykel yapmaları için ortamı hazırlardı. Özellikle akşam yemeğinden sonra sanatçıların bir arada olması ve söyleşilerde bulunması harika şeylerin ortaya çıkmasına neden olurdu. Sanatçılar yan yana geldiği zaman konuşacakları şey ne olabilir ki? Tabii ki sanat olur. Benim katıldığım o etkinliklerinden birinde sevgili Osman Dinç de katılımcıydı. Fransa'dan, Paris'ten gelmişti. O akşam ziyaretimize gelenlerden birisi sevgili hocamız, her ikimizin de hocasıydı, Turan Erol. Turan Erol hocaların hocasıdır. Hala yaşıyor. Ona ömrüne bereket diyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ellerinden öperim. Osman iyi bir sanatçıdır. Zannediyorum Sorbonne'da da ayrıca hoca. Osman bir ara yan yana oturduğu Turan hocama soru sordu. Hocam nasıl, resim yapıyor musunuz? Sanki hani hocam çok yaşlısınız, elden ayaktan düştünüz gibi bir anlama geliyordu galiba. Ya da Turan hocam bize öyle hissettirmeye mi çalıştı bilmiyorum. Uzunca bir sessizlikten sonra şöyle dedi. Ahaliye söz verdik, ölmemek olmaz dedi. Turan Bey'in konuşmalarında böyle şeyler vardı. Hafif bir suskunluk, yani böyle politik bir tavır. Bakın neler söylüyorum, çok önemli. Dikkat ediniz der gibi bir şey. Biz bekledik peki, ahaliye söz verdim, ölmemek olmaz. Ne anlama geldi? Osman biraz sonra dedi ki, hocam bundan ne anlamalıyız? Turan Bey'in anlattığı öykü şu. Daha sonra bunu Bedir Ahmi'nin bir kitabında okumuştum. Onu hatırladım, anımsadım.
Efendim, Nazım-ı Ziya yaşadığı dönemde sabahın çok erken saatlerinde yanında asistanlık yapar gibi Arif Kaptan'la beraber peyzaj yapmaya çıkıyorlar. Yani İstanbul'un değişik semtlerine çok erken gidiyorlar, sehpalarını kuruyorlar ve resim yapıyorlar. Arif Kaptan bir öğrenci, asistan gibi çalışıyor ona, alaylı. Deha çocuk olarak yurt dışında gönderilen Hasan Kaptan'ın babasıdır. Hasan Kaptan ne oldu şimdi bilmiyorum. 70'li yıllarda bir devlet sergisinde ödülle verilmişti. Anımsadığım kadarıyla. Eğer resim yapmıyorsa bir kayıp. Turan Hocam anlatıyor. Ankara'da bir resim siparişi almış galiba. Devlete bir resim yapacak. Uzunca bir süre resim yapmaya çıkamıyorlar Arif Kaptan'la beraber. Ve Arif Kaptan da soruyor. Hocam, bugünlerde resim yapıyor musunuz? Çoktandır resim yapmaya çıkmıyoruz tabiata, diyor. Nazım-ı Ziya'nın ona söylediyse, ahaliye söz verdik, ölmemek olmaz, diyor. Yani söylemiş olduğu şeyin şu anlama geldiğini açıklıyor tabi hocam. Resim yapmak, sanki halkımıza söz verdik, böyle bir mecburiyetimiz var. Ölüm ne kadar mukadderse, resim yapmak da o kadar kaderimizdir. Bizi ancak resim yapmaktan ölüm alıkoyabilir, diyor. İnanılmaz güzel bir şeydi ve çok etkilenmiş. Benzer bir şeyi Celal Tutank'la yaşadı. Ben Celal Tutank'ı tanıdığım zaman Celal amca 80 yaşlarında falandı. Celal Tutank kimdir? Celal Tutank belki Türk resminde fazla ismi bilinmedi. Ama benim için harika bir insandı. Harika bir aydın. Cumhuriyet'in 50. yılında düzenlenen, TRT'nin düzenlemiş olduğu bir resim yarışmasında 10 kişiye ödül verildi. Bunlardan birisi Celal Tutank'tı, figüratif bir resimdi. Kırsal kesim, köyler, koyun vesaire tam bir yaşam anı. Cıvıl cıvıl renkler. Gazi Eğitim'de o zaman öğrenciydim, resim bölümü öğrencisiydim. Celal Bey'in resmiyle ilk kez orada karşılaştım. Celal Bey öğretmen okulunda okurken resim öğretmenine aşık oldu. Ama aşkını söyleyememiş bir türlü. Gazi Eğitim'in Fransızca bölümünü bitirdiği gün resim öğretmenine gitmiş, evlenme teklif etmiş. Resim öğretmeni bunun evlenme teklifini kabul etmiş. Harika değil mi yani? Düşünebiliyor musunuz? Bana masal gibi geliyor. İşin tuhafı şu. Celal amca resim öğretmeninden aldığı resim bilgileriyle resim yaptı ve ressam oldu. İşin tuhafı yine ben Celal amcaya resmin haricinde başka bir işip yapıp yapmadığını sormadım. Celal amca tanıdığım zaman yavaş yavaş ismi işte piyasa açılmıştı. Resimleri satılmaya başlamıştı. İstanbul'da Fener yolunda birinci katta bir evde oturuyordu. Masası hemen pencerenin yanındaydı. Çok güzel, tertipli, düzenli. Üzerinde sümenin üzerinde Cumhuriyet gazetesi, DVD, dolma kalemi, kurutma kağıdı. O günlerde Celal amca müzik seti almıştı. Aynır. Harika klasik müzikler çalıyordu. Celal amcaya yardımcı olan bir hanım vardı. Ben gittiğim zaman, zannediyorum başka misafirler olduğu zaman da
kadın salona gelmiyordu, mutfakta oturuyordu. Ama sehpadaki resimde kadının dekolteli porteleri var. Belli ki Celal amca o günlerde hanımefendinin portelerini yapıyordu. Alçak sehpası orada duruyor, yanında alçak bir sehpa. Bir gün boş bulundum ve şöyle söyledim. Aa Celal amca dedim, bu paletini de hiç kurutmuyorsun, sürekli yaş. Hiç kuru görmedim. Böyle döndü, şaşkın mısın, bunu nasıl anlamazsın der gibi bana, yahu dedi, o palet kurursa ben ölürüm. Bil ki dedi, o paletin kuruduğu gün ben ölmüşüm. Bu da bana çok şey çarpıcı gelmişti. Evet, bu mesleğin bir emekliliği yoktu. Kur'an hocamın aktardığı gibi, Nazmi Ziya'nın söylediği gibi, ahaliye söz vermişti, ölmeden resmi bırakmayacaktı. Celal amca da öyle yaptı. Rahmet diliyorum. Türk resminde tanıdığım, bildiğim güzel anılarımın olduğu diğer sanatçılardan bir tanesi Avni Mehmetoğlu. Avni Mehmetoğlu da çok ismi bilindi mi bilmiyorum ama kılcal damarlarına kadar sanatı hisseden, kendisini işçi sınıfının tek ressamı olarak gören ve bunu söyleyen bir insan. Akademide Turan Erol'ların, Mehmet Pesenler'in, Neşet Günal'ların, Leyla Gamsız Saktürk'lerin sınıf arkadaşıydı. Türk resim tarihinde 50'li yıllarda Yeni Dal Sanat Grubu'nu kuran, bunun için grubun üyeleri de dahil olmak üzere tutuklanan, işkence gören, hapishanede kalan bir ressamdı. Naif bir yapısı vardı, çocuksu bir yapısı vardı. Konuşurken eski sözcüklerle konuşurdu ama yazışma dilinde bunu devrimcilik diye düşünüyordu. Türk Dil Kurumu'nun dil sözcüklerini kullanıyordu. Zaman zaman Cumhuriyet Gazetesi'nde İlhan Selçuk'un anlayışına ya da arkadaşlığına sığınarak küçük ilanları yayınlanırdı. Ben bir resim yapmayı severim, bir karımı, bir de denizi diye. Sonra da ekonomik olarak çok zor durumdayım, lütfen benden resim alın diye ilanları çıkar. Ya çok üzülecek bir şey tabii. Şimdi Neşet Bey, Neşet Günal sınıf arkadaşı ve çok yakın bir arkadaşı. Tabii bu arada Balaban da epeyce ünlü olmuştu. Balaban'la da çok sık alışkan arkadaşlıkları var. O da Yeni Dal grubunun üyesi. Balaban'ın da resmini satılıyor olmasını biraz kıskanırdı gibi geliyor ama imrenirdi diyelim. Aynı şekilde Neşet Bey'in resimlerinin satılmasından da imreniyor. O yoksulluğunda ve küçücük atölyesinde sokaktan topladığı malzemelere bazen resimler yapması falan. Belli ki böyle bir sıkıntılı gününde Neşet Günal'a gitmiş. Avni abinin kendisi anlatıyor. İşte bir bahane bulacak, ne bahane bulacak? O zaman sınıf meselesi gibi ele alıyor. Diyor ki sen burjuvalara resmini satıyorsun, biz proletaryanın, işçi sınıfının ressamıyız, niye böyle yapıyorsun, sınıfına ihanet mi ediyorsun falan.
Neşet Bey büyük bir olgunlukla Avni abinin büyük olasılıkla bu naif yapısını da bilerek diyor ki, Avni'ciğim, halkımızı çok seviyorsan alışveriş yaptığın bakkala, arada bir et aldığın kasaba git resimlerini yarından itibaren ver. Halkımızın da evine resim asma ihtiyacı vardır. Yahu diyor Avni abi, bir an düşündüm. Ya bizim kasap ne anlar resimler? Bakkal hiç anlamaz. Suskunlaşmış tabii Avni abi. Neşet Bey demiş ki, bak Avni'ciğim demiş, burjuvalar sanatın kıymetini biliyor. Dolayısıyla ben resimlerimi şimdi alıyorlarken burjuvalara satıyorum ki onlar resimlerimi devrim olana kadar iyi korusun. Devrimden sonra nasıl olsa ellerinden alacağız. Avni abi bundan sonra dönüyor, bana bakıyor ve şöyle diyor. Oğlum diyor, ikna oldum. Evet diyor, burjuvalar resim bizi alırsa onları korurlar. Devrimden sonra onları mutlaka alacağız ve müzelerimize koyacağız diyor. Ali Mehmetoğlu'nun bir güzel yanı da şuydu. Hoş bir apartman duvarı gördüğü zaman heyecanlanıyordu. Yani durup dakikalarca bakıyordu. Örneğin benim tuval resmi üzerine yoğunlaşmama kızıyordu. Hatta bunu biraz da gericilik olarak bile düşünüyorum. Devrim olacak, bu duvarları resimlerle dolduracağız. Tuvale mi resim yapacağız zannediyorsun? Dolayısıyla kumları tanımalısın. Duvara nasıl resim yapılacağını bilmelisin. Fresko öğrenmelisin falan gibi hayalleri vardı. 12 Eylül öncesinde Antalya duvarlarına bazı ressamlar resimler yaptılar. İşte Orhan Taylan, Mehmet Aksoy heykel yaptı. Orhan Taylan resim yaptı. Avni Mehmetoğlu resim yaptı. 12 Eylül faşist cuntasının kapattığı resimlerden bir tanesi de burjuvazinin silahlı iktidarı 12 Eylül generalleri. Yani Avni abinin hayalleri şu anda hala yukarılarda uçuşuyor. İnşallah bir gün tutar. Peki resim yapmak, sanat yapmak ne olacak? Yani sanat lüks vaat eder mi? Sanat ün vaat eder mi? Sanat şöhret vaat eder mi? Sanat konformist bir yaşam vaat eder mi? Vaat etmez. Marchese'in Metis yayınlarından yayınlanan bir röportajlar kitabı vardır. Marchese orada der ki, bizim gibi ülkelerden, yani geri kalmış ülkelerden ya da gelişmekte olan ülkelerden halkımız çok şey bekler. Hatta devrim yapmasını beklerler. Oysa bir sanatçının görevi iyi roman yazmaktır. İyi bir aşk romanı hatta yazmaktır der. Şimdi bunu söyleyince aklıma sevgili Selim İller'in bir anı kitabı geldi. Seneler önce okumuştum. Hatta ön sözünde Selim İller'i bu genç yaşında anı kitabı mı olur diye arkadaşlarının eleştirdiklerini söylüyordu. Ya yazmasam da olmayacaktı falan gibi böyle bir ön söz. Orada anlattığı bir anısı var. Selim İller'i Galatasaray mezunudur. Rauf Mutluay o dönemin bizim gençliğimizin falan diyelim önemli eleştirmenlerinden birisidir.
bir öykü yarışmasında, Türk Dil Kurumu'nun öykü yarışmasında jüri üyesidir ve ödülü Selim İleri almış. Ödül töreninde Rauf Mutluay öyle bir konuşma yapar ki Selim İleri'nin deyimiyle yerin dibine mi batırdı, övdü mü, yerdi mi çok belli olmaz. O duyarlı Selim İleri gece sabaha kadar uyuyamaz, üzülür, zannediyorum hatta ağlar. Atilla İlhan'la arası iyidir. Atilla İlhan o dönemde Ankara'da Bilgi Yayın Evi'nde editördür, danışmandır, her neyse ofisi oradadır. Atilla İlhan'la biraz da zannediyorum ki çok yakın abi kardeş gibi bir ilişki. Atilla İlhan'a dert yanar, Rauf Mutluay'ı şikayet eder. Atilla İlhan büyük bir olgunlukla dinler ve der ki, ilahi çocuk, bunun için mi üzülüyorsun? Bak demiş, ben sana bir şey söyleyeyim. Bir sanatçı öncelikle kendisi için sanat yapar. İki, kendisini anlayacak, kendi söylemek istediğini kavrayacak, hissettirmek istediğini hissedecek ikinci bir kişi için yazar. O ikinci kişiyle karşılaşırsa ne mutlu sana. Onun ötesinde bir şey bekleme. Sevgili dostlar, bir sanatçıyı benimsiyorsanız, bir sanatçıyı okuyorsanız, bir sanatçının tablosundan haz duyuyorsanız, bilin ki onun aradığı ikinci insan sizsiniz. Onun yaşam nedenlerinden birisiniz. Ulaşmak istediği canlı, düşünen insan sizsiniz. Hayatınızdan sanat ve sanatçılar eksik olmasın. Hayatınız güzelleşir, ruhunuz güzelleşir. Kucaklaşmanızın bile bir anlamı vardır. Hayata bakışınız değişir. Ne diyelim? Yaşasın sanat, yaşasın hayat.